Herkese merhaba arkadaşlar. Fırat artık kötülük yapmayacağını söyleyerek Hasan'a karşı çıktı. Baran, Fırat'ın Hasan'a söylediği her şeyi duymuştu. Fırat yaptığı kötülükleri Cihan'ın bilmesini istemediğini de Baran'a anlatmıştı. Baran bu nedenle kimsenin mesajları görmesini istemedi. Ama maalesef Hasan herkese çatır çatır dinletti. Cihan ve Kudret ilk önce inanmak istemeyecek. Ama Fırat geçmişte yaptıklarını resmen itiraf edecek. Cihan gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Kudret Fırat'a güvendiğini ama Fırat'ın aynı Hasan gibi olduğunu söyledi. İşte o anda Fırat gerçekten çok üzülecek. Fırat çok değişti. Herkes Fırat'a artık inansın. Fırat için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Cihan ve Kudret'in hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Gerçekten yaşadıkları gerçekten çok zor. Azade Hasan'a tokat atacak. Bu olaylarda Hasan kadar ben en az Azade'yi de suçlu buluyorum. Baran artık Hasan'ın tüm yaptıklarını ortaya çıkarsın. Hasan hak ettiği cezayı artık çeksin. Hasan'dan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran Fırat'ın yaptıklarının Cevahir'in nasıl öğrendiğini merak ediyor. Elbette Baran'ın Cevahir'i her şeyi anlatan kişinin Hasan olduğunu öğrenmesi uzun sürmeyecek. Cihan yalnız kalmak ve biraz düşünmek için evden uzaklaşacak. Baran Cihan'ı bulamayınca endişelenecek. Hatırlıyor musunuz ben size bir yangın olayından bahsetmiştim. Eğer bu yangın olayı olursa Fırat Cihan'ı, Baran ise Cihan'ı kurtarmaya çalışırken yaralanan Fırat'ı kurtaracak. Bu hemen olur mu bilmiyorum. Hasan Fırat'a yangında kurtarılacak ilk isim olmadığını söylemişti. Baran bu nedenle Fırat'ı kurtaracak. Azade Hasan'ın yaptığı kötülükleri bilmesine rağmen Azade her zaman Hasan'ı korudu. Ama bu kez Azade Hasan'ın niyetinin kardeşi öldürtmek olduğunu anlayacak. Hasan aslında Cevahir'e yardım ederek kendi sonunu hazırlamış oldu. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.